Kıymetli Çat Kapı izleyicileri, efendim şimdi diyorsunuz ki acaba Kübra rotasını nerelere çevirdi? Efendim Taha ile beraber şöyle İstanbul'u karış karış dolaşırken rotamızı Etiler'e çevirdik. Biliyorsunuz Avrupa yakasının en gözde yerlerinden birisi de Etiler. Bu noktada bizler de burada özellikle bir yatırım danışmanlığı almak istediğinizde ya da emlak sektöründe herhangi bir kiralama, satın alma gibi işlemler gerçekleştirmek istediğinizde rotanızı çevirebileceğiniz çok güzel bir işletmeye ve bir firma sahibine konuk olduk efendim. Yanımızda aynı zamanda kendi alanıyla yapmış olduğu başarılarda da sıkça adını geçiren bir beyefendiye, Mesut Ülker'e konuk olduk efendim. Biz röportaj öncesi kendisiyle uzunca bir sohbet ettik. Özellikle emlak ve gayrimenkul alanında bütün bilgileri kendisinden öğrendik. Ancak istiyorum ki bir kere de Mesut Bey kayıtlar altına sizlere aktarmış olsun. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mesut Bey. Hoş bulduk. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Bu sektöre nasıl başladık? Gençlik yıllarımızdan gelen bir aslında birikimimiz var ama evet. Biraz sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Şimdi şöyle, ben 1988 yılında Kocaeli'de doğdum. ve Kocaeli'nde doğduktan sonra ailemin sonra İstanbul'a gelişiyle birlikte biraz daha sürecimiz İstanbul üzerine oldu. Daha sonrasında ise ben kendim üniversiteyi okumak için Kocaeli Üniversitesi'ni kazandım. Üniversite okurken Kocaeli'nde daha böyle neler yapabilirim, işletme okuyordum zaten kendim, evet. Daha neler yapabilirim, neler kazanabilirim, ne iş üretebilirim diye düşünürken organizasyonlar yapmaya başladım. Organizasyonların yanında daha da kolay ne şekilde ben aslında hizmet sağlayıp ve para kazanabilirim diye düşünürken emlak sektörü ilgimi çekmeye başladı. Hocalarıma, arkadaşlarıma derken birçok çevreme ben kiralamalar yapmaya başladım. Harika. Çok genç yaşınızda başlamanız bence çok büyük bir avantaj. Evet. Halen gençsiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Bu noktada hem portföy açısından da sizin için çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Portföy açısından tabii background'um bayağı eski olduğu için tabii ki bayağı bir portföy oluşturdum. Bu oluşturduğum portföyleri de yıllar içerisinde koruyarak geldim. Yani iş yaptığım tüm müşterilerime güven sağladığımı düşünüyorum. Aynen. Bu güvenin karşılığında da, çünkü bizim emlak işinin en önemli kısmı güven. O güveni sağladıktan sonra bunlar benim datam olarak ve portföyüm olarak bende kayıtlı kaldı. Birçok müşterimle belki 7. 8. 10. işlemleri yapıyorum. Onların çocukları büyüdü, bir evlilik süreçlerine girdi, onların çocuklarına da işlemler yapıyorum gibi. Şu anda yaşım genç olmasına rağmen ikinci nesle yürüyorum diyebilirim. Harika. Evet. Bu nokta bence çok önemli çünkü dediğiniz şey çok aslında emlak sektörünün vurucu kısmı, güven kısmı. Evet. Bu noktada siz hem burada yarattığınız bir ekibinizle de aynı zamanda çok güçlü bir şekilde ilerliyorsunuz. Özellikle alanlarımız var mı? Yani sadece arsa mı, yoksa kiralama mı, satış mı, yoksa her şeyi yapabiliyor muyuz? Şöyle, benim ofisim 27 kişi şu an için, tabii ki büyüyerek devam ediyoruz ve 27 kişilik benim şahsi ekibimde her alana çalışan gayrimenkul danışmanı arkadaşımız var. Bunların çoğu arsa, arazi, fabrika, konut, ticari ve bilumun birçok alanda hizmet sağlıyoruz müşterilerimize. Yani hemen hemen her alanda, gayrimenkulün her alanında biz hizmet sağlıyoruz. Ben özellikle şunu sormak istiyorum sizlere bu noktada. Mesut Bey'in vizyonu nedir? Yani sizi buraya getiren etken, bu konuma getiren etkenin ne olduğunu düşünüyorsunuz özellikle Mesut Bey? Ya beni bu konuma getiren etken tamamıyla benim zamandan itibaren hedef koyup o hedefler doğrultusunda gerçekten gece gündüz çalışmak. Beni bu noktaya getiren en önemli sebeplerden birisi bu. Kendime en önemli koyduğum hedeflerden bir tanesi de azim ile çalışmak oldu. Yani bu hedeflerim doğrultusunda azim ile çalışmak oldu. Benim en büyük amacım, buradaki tüm ekibim dahil olmak üzere, ekibimi daha zirveye çıkarmak. Yaptığı işten para kazanır, ailesine rahatlıkla bir gelecek sağlar hale getirebilmesini sağlamak. Hem kendimin hem de diğer ekip arkadaşlarımın. Yani bizim de bir sloganımız var, Remaxhane her zaman zirvede diye. Evet, biz zirveye çıkacağız ama ben çıkarken o zirveye yanımda da birçok arkadaşımı da dostumu da birlikte çıkartmak istiyorum. Benim en büyük
gayem, gayeyi hayalim bu. İşin açıkçası. Yani daha da zirveye çıkacağız ve bunu da birlikte tüm arkadaşlarımla birlikte yapacağız. Bu noktada sizlere şu noktada gerçekten tebrik etmek istiyorum. İnsanlar normalde başarıyı tek başına göstermeye çalışırken siz o birinci ya da o birincilik koltuğunu herkesle paylaşmaya çalışıyorsunuz. Hı-hı. Bence en büyük noktalardan biri bu. Sadece ben yaptım değil, biz yaptık diyebilmek Evet. Bu noktada çok önemli diye düşünüyorum. Doğru. Bu açıdan da sizleri tebrik etmiş olalım. Özellikle tabii ki bizler, özellikle sizlerden herhangi bir hizmet almak isteyenler bu noktada tabii ki bir bazen güven problemleriyle karşılaşabiliyorlar. Bazen emlakla ilgili piyasada herhangi bir problem olabiliyor. Bu noktada güven problemi vesaire yaşayabiliyorlar ki burada zaten her şey tamamen kurumsal ilerliyor. Bir kurumsal markanın çatısı altındayız. Ben bunun da çok büyük bir avantajı olduğunu, özellikle Etiler gibi bir bölgede olmanızın da büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum ama sadece Etiler bölgesinde mi hizmetiniz sınırlı yoksa İstanbul'un tamamına yayabiliyor muyuz bu hizmeti? Şöyle, biz İstanbul'un tamamında faaliyet gösteriyoruz. Gayrimenkul danışman arkadaşlarımız ile birlikte ve harica biz Türkiye'nin tamamında da satış gerçekleştirebiliyoruz. Mesela Bodrum'da daha yeni bir satışımız oldu. Antalya'da satışımız oldu. Türkiye'nin birçok noktasında bizim satışlarımız oluyor. Gayrimenkulünü bize emanet ettikleri andan itibaren o bölgede çalışan birçok profesyonel gayrimenkul danışmanı arkadaşımız var. Türkiye'de 5000 kayıtlı 5000 gayrimenkul danışmanı arkadaşımız var ve ben bunların tamamıyla hareket ediyorum. O bölgedeki kalitesine ve benim işi gönderdiğimde, referral ettiğimde kaliteli bir şekilde pazarlayacağına emin olduğum arkadaşıma gönderiyorum. Ve aynı zamanda bu portföyü gönderdikten sonra ben takip ediyorum bunu. Çok güzel. Takibini yaptığım için direkt ben iki tane gayrimenkul danışmanı ile çalışmış oluyor. Yani benimle çalışıyor, bütün süreci ben yönetiyorum ama onun için bir başka gayrimenkul danışmanı arkadaşım daha çalışıyor. Totale baktığınızda tüm Türkiye'de faaliyet gösterebiliyor olmamızın en büyük şeyi büyük bir network ağımızın olması. Hatta bize özellikle bölgemiz itibariyle yurt dışında çok portföyü olan, gayrimenkulü olan müşterilerimiz var. İşte Dubai'den tutun Avrupa'nın birçok ülkesinde portföyü olan müşterilerimiz var. Biz bunları da buradan pazarlayabiliyoruz. Niye? Çünkü globalde 110 ülkede var. Evet. Ve bu 110 ülkede de biz faaliyet gösteriyoruz. 110 ülkenin birçok noktasında da biz faaliyet gösterebiliyoruz. Yani sadece İstanbul, Etiler ya da Türkiye ile sınırlı değil. Biz dünyanın her alanında çok rahatlıkla bir pazarlama faaliyeti gösterebiliyoruz. Harika. Bu arada siz kendi alanınızda da çok ciddi birincilikleriniz var. Evet. Biraz buna da değinmiş olalım. Ardından da bu keyifli sohbetimizi sonlandıralım dilerseniz. Kendim zaten Rimex sistemine girdiğim andan itibaren ilk 100 listelerinde, 5000 danışman arasında ilk 100 listelerinde oldum. Geçen seneyi Avrupa'da ikinci, tüm Avrupa ülkeleri arasında ikinci, tüm dünyada da 5. sırada bitirdim. Toplamda 110 ülke, 180 bine yakın gayrimenkul danışmanın arasından tüm dünyada 5. olarak tamamladım. Harika. Buna tabii Kanada ve biliyorsunuz ABD ülkelerinin dolar kuru farkı da var. Onları da koyarak 5.lik bizim için güzel oldu ama hedefimiz tabii ki daha da Türkiye'nin ileriki noktalarda birinciliğini gösterebilmek. Harika. Oralarda bunu yükseltebilmek. Harika. Biz de size bu noktada başarılarınızın daim olmasını dileyelim. Keyifli sohbetiniz için de çok teşekkür ediyorum Mesut Bey. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Efendim bizler sizlere Mesut Bey ile beraber seslendik. Belli mi olur? Belki bir gün sizlere de çat kapı ziyarete geliriz diyoruz efendim. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Bizler turnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet.